Takipçileri. Mehmet Erkan'la bizim köyün yolu bugün öyle bir köye düştü ki gördüğünüz zaman hayran kalacaksınız. Dillere destan güzelliği, dört tarafında dağlar, hemen ötesinde Fırat, Nizip'e 8 kilometre uzaklıkta müthiş ama müthiş bir köy. İnsanları mı? Hepsi birbirinden şirin. Neşe dolu, can dolu, hayat dolu insanlar. İnsanlardan, bilinen simalardan saygıdeğer bir abimiz, Alaaddin abimiz yanımızda. Sizi kısaca bir tanıyalım Alaaddin. Ben Alaaddin Aydoğan. Dedelerimiz işte 3-400 yıl önce buraya yerleşmişler köye. Abdülhakiye. Biz onların torunlarıyız. Üskeleşim Abdülhakiye'nin torunlarıyız. Köyümüz bilindiği gibi Zeyguma'ya 5-6 kilometre uzaklıkta. Zeyguma'nın kışlı olarak kullanılır. Saba Melikesi zamanından kalma, Hazreti Süleyman zamanından. Kışlık olarak kullanılan bir köy. Şu tarihi çok eski. Doğu Roma, Bizans imparatorlukları döneminde Romalıların, Bizansların yaşadığı bir köy. Köyümüz. Aynı zamanda özür dilerim Alaaddin abi. Bildiğim kadarıyla köy höyük üzerine kuruldu. Höyük üzerine. Zergil anlamı zaten, zergil anlamı da yani dağ anlamında. Höyük köyün altı. Özellikle köyün girişi. İlk eski kurulan köyün evleri onlardır giriş olarak. Çok güzel yani köyün işte biraz dağlık. Kıraç köyümüz. Her biraz tarafından göç aldı. Biraz göç aldı ekonomiden dolayı. Barajın yapılması insanların ekonomisi üzerinde biraz etki yarattı. Fırat'ın baraj sularının altına kalması fıstıkların. Zaten geçip kaynağımız fıstık. Fıstıkçılık, Antep fıstığı, hayvancılık, tarım. Başka bir şey yok yani. Alaaddin abi, köyümüz Zeyguma'nın kışlık deposu dedik değil mi? Evet, kışlık askerlerin barınak olarak kullandıkları yer. Yani Zeyguma zamanında bunu işte dediğim zaman Doğu Roma İmparatorluğu olsun, Bizans İmparatorluğu döneminde olsun köye o zaman onlar yerleşmiş. Ta ki Anadolu Selçuklu Devleti işte Selçuklular Malazgirt Zaferi'yle nasıl ki Anadolu topraklarına girdi Türkler yayılmaya başlamış. Orta Anadolu'ya, İç Anadolu'ya doğru, Güneydoğu Anadolu'ya gelmişler. Daha önce onlar bu Bizanslar ve Romalılar varmış. Doğu Roma İmparatorluğu özellikle. Köyün tarihi çok eski. Çok güzel bir köy. Her tarafı sulu, sulak, derelerimiz var, pınarlarımız var. Zeyguma bunun yanında, Zeyguma'nın yanında olması çok büyük bir avantaj. Çünkü Zeyguma çok eski tarihi olan büyük bir krallığın olduğu yer. Köyümüzün işte geçim kaynakları hayvancılık, Antep fıstığı özellikle, Antep fıstığı üretilir. Tarımdır, hayvancılıktır. Köyün geçim kaynakları, köy biraz göç verdi bu toprakların sular altında kalmasından dolayı. Ama köyümüzün nüfusu biraz azaldı. Gene de güzel bir köy. Yani yerleşik olanlar işte yerleşim olanlar şu anda fıstıkçılık, hayvancılık, tarımla uğraşıyorlar. Şimdi biz köyün içini dolaşırken kabaltı mı diyorsunuz? Kabaltı evet. Onlar tarihi 200-300 yıla dayanan geçme taşlarla birbirine yapılmış. Yani sıva falan kullanılmadan taşların hani Mimar Sinan'ın yaptığı taşlar şeyleri falan var ya. Onlar birbirine geçirmeyi. Onların tarihi çok eski. Gerçekten çok güzel bir şey. Onlar var. 3-4 tane kabaltı var. Var yani böyle güzel işte 2-3 tane mağaramız var. Eski evler var. Eski evlerimiz var. Yapı olarak 200-300 yıl önce yapılanlar. Taş evler. Onlar kışın sıcak olur, yazın serin olur.
Evlerimiz iki katlı. Altta hayvanların barınacağı ahır yapılır. Üstte de evlerimiz vardır. Tek katlı ev hemen hemen yoktur. Hepsi iki katlıdır. Köyümüz kalabalık, hoş. Bayramlarda özellikle çok kalabalık. Fıstık ve zeytin zamanında çok kalabalık olur. Şu an Zergil Köyü Muhtarı Fahri abinin yanındayız. Fahri abi kolay gelsin, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Zeytin topluyorsunuz. Evet. Allah bereketli kılsın. Nasıl bu yıl zeytin? Zeytin bu sene iyi, bereketli maşallah. Ama biraz verimi az, yani yağı biraz düşük çıkıyor bu sene. O da yağışlardan ilgili olması lazım herhalde. Her sene 4'te 5'te 1 veren zeytinler bu sene 6, 7, 10'a kadar çıkıyor. Peki evet. Köyün genel durumu ne? Köyün yani gelir olarak zeytin, fıstık sizde daha çok ne yetişiyor? Genelde fıstık ama zeytin de var yani. Ama ağırlıklı olarak fıstık yetişiyor burada. Zaten millet şu anda bütün geçim kaynağı bir fıstık var. Başka böyle hayvancılık yok zaten. Çok az sayıda. Genel fıstık. Çok fazla da göç aldı köy. Köy çok göç aldı. 90'lı yıllardan sonra bayağı bir göç aldı ama yeniden geri köye dönüşler başlıyor. Yavaş yavaş gelenler geri var. Köy biraz şenleniyor. O gidişle herhalde köy eski şeyine geri gelecek. Hayırlısıyla. Valla öyle zannediyorum ki zaten biz zamanla hepimiz bir şekilde köyümüze geri döneceğiz. Evet, evet. Şu anda büyük şehirlerde oturan köylerimiz yavaş yavaş hepsi ev yapıyor burada. Ev yeri arıyorlar, eski evlerini onarıyorlar. Bayağı yani bu 1-2 sene içerisinde bayağı göç aldık. Daha da almaya devam ediyoruz yani. İnşallah daha eski şeyde kalabalığı yakalayacağız yani. İnşallah. Peki köyün bildiğim kadarıyla tarihi çok eskiye dayanıyor Zergil Köyü. Sanki adıyla Keklik ama Keklik Köyü'nü çok fazla kimse bilmiyor Keklik ismini. Daha fazla Zergil olarak evet. Biliniyor. Köyün tarihi yapısı, ondan sonra insan kalabalığı falan filan genel anlamda dışarıdan gelen meraklıları, misafirleri oluyor mu? Yani şu anda bizim köyün tarihi çok eski bir köy. Zergil demek eski dilinde zaten büyük altın demek. Altın köyü demek. Keklik pek fazla bilen yok. Evet. Ama tarihi çok eskilere dayalı bir köy yani. Şu anda eski kalıntılar da var zaten köyde çıkan. Eski şeyler gelip kilise dahil çıkıyor yani. Köyün alt taraflarında eski mescitler çıkıyor. Yani kanalları var. Su kanalları. Bayağı tarihi köyümüzün tarihi çok eskiye dayanır. Peki bununla ilgili uzmanların hiçbir araştırması oldu mu? Yok, şu anda köyde öyle bir araştırma olmadı. Genellikle Zeugma tarafında araştırma oluyor ama bu tarafa daha gelmediler. Çünkü biz daha önce de araştırdığımız kadarıyla, köyle ilgili bilgi edindiğimiz kadarıyla köy Zeugma'nın deposu olarak, kışlık deposu olarak geçiyor, askeri deposu olarak geçiyor, ondan sonra yığınağı olarak geçiyor. O mağaralarda zaten insan kalıntıları belli ki oralar kullanılmış, depo olarak olsun, askeri yığınaklar olsun, baya büyük mağaralar var yani. Çok teşekkür ederiz, zaman ayırdınız bize, Allah kolaylık versin diyoruz, evet. Tekrar bereketli olsun. Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun, görüşmek üzere. Seviyorum.
İki keklik bir kayada ötüyor. Keklik köyü zaten. Muhittin amca, Keklik köyü mü, Zergil köyü mü? Keklik köyü, eski Zergil. Ama ben Nizip'te Keklik dediğimde kimse bilmiyor, herkes Zergil diyor. Herkes Zergil, eski ismi ya Zergil. Eski değil mi? Bu yeni Keklik köyü. Peki eski ile yeni arasında ne fark var? Şu anki durumu. Valla eski daha iyi. Eski şimdi Keklikliyim. Zergil zer. Altın demek. Zer. Değil mi? Tabii. Altın varken kekliği ne yapacağız? Ne yapacağım? Evet. Hasan amca? Zergil demek yani büyük altın demektir. Büyük altın. Evet, büyük altın. Çok güzel. Evet. Peki köyün şu anki haliyle eski hali arasında ne fark var? Neler değişti? Siz bu köyün eskilerisiniz, yaşlılarısınız. Evet, yavrum. Çok şeyler değişildi. Evet, eskiden... Eskiden böyle değildi. İnsanlar bir araya gelir otururlardı. Otururlardı, he. Misafir gelirlerdi, eve gelirlerdi. Şimdi ne misafir var, ne birbirine oturmaya. Toplardık, başka eve çay içmeye giderdik. Evet. Toplantı gibi bir şey. Fakat şimdi onlar kalktı. Kalmadı değil kalmadı. Mi? Kalmadı. Köyde çok fazla insan da kalmadı. Yok. Çok az. Aynen. 700 nüfusu vardı bu köyün. Ben saydırdım yani. 700. 700. Nüfusu vardı. Şimdi 50 tane yok. Allah hayırlısını versin. Rabbim size de hayırlı uzun ömürler nasip etsin inşallah. Amin. Muhittin amca. Ne diyorsun? Ne? Köyün durumuna ne diyorsun? Köy durumu şimdilik eskiden daha kötü. Önceden çok güzeldi. Karabalıktı, insanlık vardı. Birbirine yardımcılar olurdu. Ne şimdi? Peki şey diyelim mi şimdi buradan gençlerimize, köyünüze gelin. Köyünüzü ıssız bırakmayın, yalnız bırakmayın. Gelse neyle geçinecekler? Fıstık var. Geçim yok bu yerin. Fıstık yok mu? Fıstık yok. Hepsi kocamış fıstıklar. Bizim burada fıstık kaldı. Vallahi ya, değil mi? Ağaçlar yaşlandı. Yaşlandı ağaçlar. Gelin yok. İyi ki gitmişler. Yoksa aç kalırlar. Ağaçlar suların altında kalması çok etkili. Yani. Ama bu durum köylerimizin kültürünü de yok etmiyor mu? Ediyoruz. Yok. Ne bileyim. Eskiden zor eski. Yani bize tarihi anlatabilecek sizin gibi büyüklerimiz kaldı elimizde. Ya kim ya? Eski tarih nerede? Ben hatırlıyorum da büyüklerimiz böyle otururlardı, sohbet ederlerdi. Biz onların dizinin dibine yetişmek için elimizden gelen çabayı gösterirdik. Aman büyüklerimiz bize bir fıkra anlatsın, bir mesele anlatsın, bir hikaye anlatsın diye. Şimdilerde var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey yok. Kalmadı. Hayır. Ne diyelim inşallah herkes yine... İyi olur inşallah. Eyvallah sevgiyle, saygıyla, muhabbetle inşallah bir ömür süreriz. Inşallah. Çok teşekkür ediyorum ikinize. Bir şey derim. Allah razı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Bu karaya yazıyı kendim yazmadım.
kader böyleymiş, ağlarım bazen gönüllü sebebe. Gece kadarıyla geçen yıl oğlunu evlendirmişsin. Yok, geçen yıl değildi. Kaç yıl oldu? Üçüncü seneye girdi. Üçüncü seneye. Peki 3 sene önce sen oğlunu evlendirirken 7 tane davul tutmuşsun. Evet. Doğru mu? Doğru. O kadar çok silah sıkılmış ki köyde. Evet. Bazıları Amerika'nın savaşa hazırlandığını söylüyor. Yok, Amerika'nın değil, Çin. Çin'le mi? Evet. Bu hastalıktan dolayı değil mi? Evet. Eski düğünlerle bugünkü düğünler aynı mı? Hani eski düğünler daha iyiydi. Daha güzeldi değil mi? Evet. Dostluk vardı, akrabalık vardı. Maalesef o günlerden pek eser kalmadı. Eser kalmadı. Peki gençlere, köylülerine ne söylemek istersin? Ben gençlere, büyüklerine gözlerinden öperim. Küçüklerine kurban olayım. Allah razı olsun. Evet. Biz de senin gibi amcalarımızın ellerinden öpüyoruz. Ben de senin gözlerinden öperim. Allah size hayırlı güzel ömürler nasip etsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Biz istiyoruz ki gençlerimiz büyüklerine saygılı olsun. Eski günlerdeki gibi. Eski günlerdeki gibi olmaz. Çünkü para, bu durumda para insanda kıymetlidir. Değil mi? Evet. Maddenin olduğu yerde de maalesef manaya yer olmuyor. Evet. Allah razı olsun Mehmet amca. Çok teşekkür ederiz. Sağ çok ol. Güzel bir sağ köyünüz Allah var. Allah razı olsun. Allah size hayırlı ömürler versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Senden Ali abi, Alaaddin abiye bir şey diyeceksin mi? Ali'ye ne diyeceğim? Halamlı oğlu. Evet. Çok sevdiğimiz ve köyde sevilen biri. Maşallah gerçekten. Simasından da sağ belli. Sağ ol Ali. Teşekkür ederim Ali. Sağ ol Ali. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Mehmet amca. Bir şey diyelim ama. Eyvallah. Güle güle. Şimdi Mehmet amca, Cittim dediğin yer neresi? Onu boş ver, o geçti. Ama güzel bir mesele. Sürekli aynı yerde kaza yapıyormuşsun. Evet. Nerede kaza yaptın diye sorduklarına ne cevap verirdin? Oranın cinleri kuvvetlidir onun için. Cin mi vardı orada? Cinler, cin. Cinler? Evet. Peki sana köylüler sorduğunda yine nerede kaza yaptın dedin? Eski yerinde kulağa düştüm Kürtçe yine. Kürtçe ne diyordun? Cibere. Cibere, cittim. Gözüme zalim yastık diken olmuş yüzüme. Uyuma dedi. Şeyh Müslüm amca merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ettim. Ne var ne yok, nasıl geçiyor? Elhamdülillah, gördüğünüz gibi işte köy hayatı budur. Bizim Kekli köyü, namı diğeri Zergil köyü. Zergil'in anlamı rivayetlere göre, eski tarihe göre
Altınköy. Altınköy. Altınköy demektir. Bizim köy, ben ortaokul dönemlerinde 650 nüfusu vardı. Bugün 50 nüfusu var. Maalesef. Bu köycülük, köyden şehre göç etmenin tek nedeni şudur. Efendim, bugün köyümüzün en zengin vatandaş 50 hisseye bölünmüş, en fakir duruma düşmüştür. Gençler ne yapsın? Mecburen burada idare etmediği için şehre göz dikiyor. Malı mülkü bırakmış çünkü idare etmiyor. İdare etmediği kimi de fabrika köşelerinde çürümeye mahal kalıyor. Yani eskiden insanlar köylerdeki gelirle bir şekilde hayatlarını idame edebiliyorlardı. Gayet tabii. Ama yani, şu an gelir düştü. Şu an her şey para çok, paranın değeri yok. Para çok, paranın değeri yok. Şimdi Müslüm amca, ne iş yapıyorsunuz? Ben emekli bir vatandaşım. Emekli? Hangi kurumdan? Devlet kurumundan. Öyle mi? Evet. Yani genelde hepsi devlet kurumu ama. Memur. Memursunuz. Milli eğitim mi? Yok. En son 9 yıl öğretmenlik hayatım geçti. 11 yıl noter vekilliğin hayatım geçti. 5 yılda Büyükşehir, Gaziantep Büyükşehir'den Şehit Kamil Belediyesi'ne kadar devam ettim ve 95'te emekli oldum. Peki köşe yazarlığınız varmış. Doğru. Ben Ankara Üniversitesi basın yayın mezunuyum. Maşallah. Çok güzel. Sizin gibi bir üstadla bir arada oturmak bizim için bir şeref tabii. O şeref bize aittir. Çok teşekkür ederim. Peki köyümüz 1960'lı yıllarla bugüne ele aldığımızda arada ne kadar bir fark var? Nasıl bir fark var? Çok büyük bir fark var. Yani en hoş şekilde bir fark var. Mesela? Şimdi bugün köy bakımı var. Şimdi Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Doğru mu? Hükümetimize de zeval vermesin. Bak eskiden çamurdan çoğuluyordu. Bugün her taraf taş döşeli. Camimiz maşallah 4 yıldızlı bir cami oldu. Doğru mu? Aynen. Yani bayağı hizmet devam ediyor. Yeni gelen muhtarımız da Fahri Kaya bayağı köye özen gösteriyor. Yani çocuk elinden geleni yapmaya hazır. Yapmaya hazır. Peki şeyi sordum ya şimdi Müslüm Hocam. Ben size hocam diye hitap edeceğim. Estağfurullah. Siz benim hocamsınız. Estağfurullah. Şimdi Müslüm Hocam, daha önce kaç tane bakkal vardı köyümüzde? Bizim köyümüzde daha önce 21 tane bakkal vardı. 21 tane bakkal dükkanı. Evet. Şu an? Şu an bir tek bakkal var. Bir tek. Kim bakkalımız? Bakkalımız Cumali Aydoğan. Cumali Aydoğan. Ona da buradan hürmetler iletiyoruz. İnşallah programa da sponsor olur kendisi. İnşallah, inşallah. Peki siz gençliğinizi böyle ele aldığınızda, aklınıza böyle özlediğiniz, özlemini çektiğiniz ne geliyor? Şimdi geriye dönük baktığınız zaman insanoğlu der ki ben bir yıl geriye dönük gideyim, bütün varlığımı vereyim ama nafile. Değil mi? Nafile. Gençlik eldeyken kıymetini tabii bilmek ki gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Yani gençlik çok güzel, büyük bir nimettir. Allah-u Teala bize bahşetmiştir. Yaşlılık da büyük bir nimettir. Yaşlı insan gençlerin aynasıdır. Aynen öyle. Eğer o yaşlı insan edepli ise bizim gençler de mükemmel olur. Valla inşallah Rabbim hayırlı bir gençlik ve onun akabinde hayırlı bir yaşlılık nasip etsin. Amanna ve sadakna. Amanna ve sadakna. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizi yorduk, zamanınızı aldı. Şeref verdiniz. Böyle sizinle sohbet etmek ne güzel bir şey. Efendim o şeref bize ait. Eğer Antep'e ayağınız düşerse lütfen misafirim olun. Gerek gazetede gerek de evimde ağırlarım sizin gibi genci. Çok teşekkür ederim. Biz de şeref duyarız. İnşallah Rabbim nasip ederse mutlaka gelip bir çayınızı içmek isteriz. Çok teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Bu programı bizim köye ettiğiniz için herhalde köyümüz adına size minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Müslüm amca. Evet, gördüğünüz gibi Zergil köyünün tatlı, güzel, sevgi dolu insanlarıyla sohbet ettik. Sohbetlerimiz devam edecek. Bizden ayrılın. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böylemiş, ağlarım bazı. Gönüle sebebe, alnıma yazılmış bu kara yazı.
Şevket emmi, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah sizden de razı olsun. Bizler de iyi olmayız. Cümlemizden inşallah. Nasıl? Köyün durumu nasıl? Siz nasılsınız? Ben köyümü çok seviyorum. Ben çok iyiyim. İnşallah bu koronayı köyde geçireceğim. İnşallah koronadan kurtuluruz. Ha, kurtuluruz. İnşallah. Peki gençlik nasıldı? Şimdiki durumlar nasıl Şevket amca? Ben beni bildim bileli çalışıyorum. Hala çalışayım. Yerden kalkayım gene çalışayım. Hiç boş durmadan. Maşallah. Valla bayağı çalışkan bir adamsın. Çalışkanım ama ömür bitti. Ben de Şevket amca bir o kadar tembelim valla. Ödeştik o zaman. Aynen. Sen beni yerime de çalışmış oluyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Sağlık. Sağlık. İyi elhamdülillah. Şekerim var. Maşallah. Ondan sonra kolesterol yok. Yok. Kalp de yoksa? Kalp de var. Çok şükür o da var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok şükür. Peki Şevket amca bundan bir 25 ele aldığımızda köy nasıldı, şu an nasıl? Bu köy şehir gibi oldu artık. Zaten şehir köy demeye artışı mahalle oldu ya. Evet. Artık köyle alakası şehirle birleşti yani. Aynen öyle ama Zergil'in de ayrı bir yeri var bu memlekette değil mi? Her köyün kendine göre bir yeri vardır. Zergil bu arada birinci yeri olan. Şevket amca ben bunu soracağım. Kimseye soramadım, sana sorayım. Şimdi diyorlar ki Zergil'in delisi. Ha. Doğru mu? Ha. Hani çok bahsederler. Evet. Ama ben tanıyorum. Benim birkaç tane hocam Zergilliydi. Ha. Tanıdığım bir subayımız vardı, Zergilliydi. Yanılmıyorsam üst düzey bir bürokrat vardı. Şimdi tam kurumunu telaffuz etmek istemiyorum. Ha. Zergilliydi. Yani deli dedikleri acaba bu kadar okuyan, bu kadar bilen insanlar olduğu için mi bu söylenmiş? Eskiden televizyon yoktu, radyo yoktu. Köylüler işte bir araya geldi mi, o onun köyünün durumunu söyler. Ya Zergil'den hepsi deli. Kaymakam demiş ki her köyden bir deli getirin. Zergil'de kimi bulursanız onu getirin. Alakası yok. Başka şey yok ha. Ha? Mazisi. Şöyle buyurun. He. Siz de şöyle Şevket amcamın yanına buyurun. Ya. Buyurun. Kaymakam gelmiş. Tabii attı o zaman şey yok, araç gereç yok. Attı gelmiş, demiş ki atıma biraz su getirin. Köyün tam ortasında bir havuz var. Evet, bir su geçiyor. Havuz yani bayağı havuz. Eskiden köylüler oradan su içerdi, su alırdı yani. Demişler ki sayın kaymakam bey demiş, atın orada sula. Olur mu ya demiş, ben atıma kıyar mıyım? O çeşmeden hayvanlara su vereyim. Demiş oradan bütün bir köy buradan bir su içiyor, sen atın mı içmiyor? Çat biraz sallamış ona. Şimdi ben o meseleyi biraz farklı duymuştum. Yok aynen böyle. Mesele böyle mi? Böyle he. Ya özür dilerim, ben duyduğumu söyleyeyim. Şimdi kaymakam gelip orada su istemiş. Su değil, atına. Şimdi yok, ben duyduğumu söyleyeyim. Yok, atına su istemiş. Ya ben duyduğumu söyleyeyim. Tamam evet, evet. Demiş ki bana bir tas su verin. Hı-hı. At o sırada orada su içiyor. Hı-hı. Bir tane köyden biri de tası vurmuş, kaymakama vermiş. Kaymakam demiş ki ya bu su içilir mi? Yalan demiş, ben bilmem kaç liralık atım içiyor, sen mi içemiyorsun demiş. Yok. Ben meseleyi böyle düşünüyorum. Ama bir şey. Yavalar çok oluyor. Bu sefer de bunun üzerine işte ilçenin kaymakamı, ondan sonra ileri gelenler yani. Oturmuşlar bir içki aleminde. Ya demişler hele işte yandaki artık görevlisi kimse demiş, hele şu köylere dolaş. Bize her köyde bir tane deli getir. O zaman kaymakam demiş ki ha demiş oğlum Zergil'de de kibit olursa onu getir. Evet. Onu getir. Evet. Ama o işi de attan dolayı yani. Bizim tanıdığımız Zergilliler, ben bunu Allah için söylüyorum. Ben Nizip'te doğup büyüdüm. Zergilliler mert insanlar. Allah'a şükür bir sürü dostumuz var, birçok tanıdığımız var. Hiçbirinden bugüne kadar incinmedik, bir yanlış görmedik. Delilik aslında bence onların kanında var Zergillilerin. Nedir? Hiçbiri korkak değil, cesur. Değil mi yiğitliğinden? Şevket amca çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı ömürler versin. Hayırlı hepimize versin inşallah. Hepimize versin. Dua edin. Duamız sizlerle beraber duası makbuldür. İhtiyarların, yaşlıların duası makbuldür. İnşallah. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Çok sağ olun. Kader böyleymiş, ağlarım bazen. Kader böyle.
Alaaddin abi, Allah kolaylık versin. Allah razı olsun, sağ olasın. Seni burada bir ziyaret edelim istedik. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de. Abi bu Zergil ismini nasıl markalaştırdınız? Zergil köyümüz. Evet. Biz köyümüzü çok seviyoruz. Zergil, Zergil altın halk anlamında, yani halkı güzel. Köyümüzün insanları güzel, köyümüz çok güzel. Atalarımızın, dedelerimizin köyü. Eyvallah. O yüzden. Peki nerelere uzandınız abi? İsmi nerelere taşıdınız? İsmi Avrupa'ya, hemen hemen bütün dünyaya sayılabilir yani. İngiltere, özellikle İngiltere ve Amerika, işte diğer bütün hemen hemen dünya ülkelerinin %50-60-70'ine. Maşallah. Ve markalaştırdık, köyümüzün adını markalaştırdık. Bununla da gurur diyoruz. Özellikle kardeşim Yalçın'dan çok çok hepimiz gurur diyoruz. Allah başarıların devamını getirmesini Amin. Diliyoruz Allah'tan. Amin. Gerçekten kolay bir şey değil ama zor, bugün çok Türkiye zor. Şartlarında bile... bir ismi markalaştırmak bu kadar zorken çok bunu zor bir de gerçekten. Dediğiniz gibi dünyanın birçok yerine taşımak. Dünyanın birçok ülkesinde baharatı olsun, kıdası olsun, kuru yemiş olsun, diğer ürünleri olsun markalaştırmak bu isimle beraber bu ürünleri tanıtmak dünyaya bir başka bir başarı. Kesinlikle. Abi o zaman güzel bir başarı. Şey müsaitse, stand müsaitse böyle müsait bakabilir miyiz ürünlerimize ne var ne yok? Tabii. Olur. Yani biz de bir görelim abi. Tamam. Çok Eyvallah. Güzel olur. Buyurun diyelim. Alaaddin abi, gördüğüm kadarıyla çok zengin bir stand var. Doğru. Turşu çeşitlerinden başlayabiliriz. Turşu çeşitlerimiz çok. Közlenmişler, haşlanmışlar. Bayağı çeşitli var. Konservelerimiz. Şunu da göstereyim size. Evet. Şöyle közlenmiş ve haşlanmış konserve çeşitlerimiz. Çok yani güzel. Bütün istediğiniz ürünleri bir markete girdiğinizde bulabilirsiniz. Zergil olarak. Aynen. Ben İstanbul'da bir markete girdim. Şansım yok. Hı. İstanbul'da ben bir markete girip Zergil'in közlenmiş patlıcanını alıp annem yapmışçasına evime getirip yiyebiliyorum, değil mi abi? Öyle. Patlıcan Gerçekten. Var, biber var, çok güzel. Orada da gördüm. Hı. Biberimizin de közlenmiş evet, olanı var. Domates var galiba. Domates var, patlıcan var. Yani bütün közlenmiş çeşitlerimiz mevcut. Süper abi. Turşularımız bütün çeşidi bütün var. Bütün çeşitlerimiz. Aynı zamanda dediğimiz gibi değişik gramajlarda bakliyatımız catering olsun, marketlere olsun. Baharatımız öylesine. Çok güzel abi. Bunlar Allah razı olsun. Hem yurt dışına gidiyor, hem yurt içinde Hayır, sadece yurt dışı. Yurt Öyle içi. Mi? Yurt içi yok, sadece yurt dışı. O zaman ben İstanbul'da yiyemeyeceğim. Yok, ama Avrupa'ya gidersem inşallah. Avrupa'ya gidersen Avrupa'da yiyeceksin. Orada ama yerim. Sadece yurt dışına satılıyor, Avrupa'ya özellikle. Çok güzel abi. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun, sağ olasın. Sizden de biraz önce de ifade ettiğim gibi... insanın kendi ülkesinde, hatta kendi memleketinde bile bazen bir markayı bir yere oturtması çok zorken Zor. Sizin bunu dünyaya açmış olmanız, Avrupa ülkelerini, Amerika'ya açmış olmanız büyük bir başarı. Allah razı olsun. Allah işinizin daimliliğini Allah versin. Allah razı olsun. Yolunuzu açık etsin. Sağ olasınız. Biz gerçekten memleketimizden birilerinin böyle başarılar elde ettiğini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah Rabbim daha nice işler yapmayı nasip i̇nşallah, etsin. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim.